İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Bugün Karvacar'ın kurtuluşunun 27. yıl dönümü. Batı Ermenistan'ın Iğdır bölgesinde kayısı ağaçları tamamen beyaz çiçeklere büründü. Ermenistan Cumhuriyeti'nde kişilerin zorunlu karantinası ilan edildi. Artsakh Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerin ilk sonuçları belli oldu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 571'e ulaştı. Suriye'nin Homs şehri İsrail tarafından bombalandı. Van Gölü adalarının manastırlarında yaratılan yüzlerce yazılı eserler hakkında yeni bir kitap yayınlandı. Batı Ermenistan, 27 Mart 1993'te Ermeni birlikleri Karvacar'ı kurtarmak için bir operasyon başlattı. 1 Nisan'da Özgürlük Savaşçıları Armenak Abrahamyan, Hovsep Hovsepyan, Valodya Avedisyan, Sarkis Karabetyan, Misha Tatavosyan, Joseph Nersesyan, Vigen Abrahamyan ve diğerlerinin sayesinde Karvacar kurtarıldı. 2 Nisan'da Ermeni kuvvetleri ilerledi ve 3 gün sonra Omar geçidine yerleşti. Karvacar operasyonu 31 Mart gecesi saat 24'te başladı. 1 Nisan günü 25 kilometre yürüdükten sonra Ermeni birlikleri Karvacar'ın tam ortasındaydı. İki savaş siperleri ele geçirildi. Birincisi sabah 7'de, ikincisi ise saat 10.30 civarında. Karvacar'ın kurtuluşu Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın kuzey ve kuzeydoğu sınırlarının güvenliği için çok önemliydi. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Dalı Karabağ Cumhuriyeti arasında istikrarlı bir bağlantı kurulduğu için Karvacar, Ermeni tarafı için önemli bir stratejik nokta oldu. Ön hat, Mardagert bölgesine destek sağlayarak önemli ölçüde kısaldı. 2013 yılında Levon Minasyan'ın Karvacar'ın kurtuluşu hakkında ayrıntılı bir sunumla Karvacar, Onur Borcumuz başlıklı kitabı yayınlandı. Batı Ermenistan'da önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'daki kayısı bahçeleri ağaçların çiçek açmasıyla doyumsuz güzellikler sunuyor. Yıllık yaklaşık 40 bin ton kayısı üretiminin gerçekleştirdiği kentteki ağaçlar ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı. Ararat Dağı'nın eteklerinde bulunan ve beyaza bürünen bahçeler doğal güzelliğiyle görülmeye değer görüntüler sunuyor. Bahçelerde fotoğraf çalışması yapan Mert Ekmekçi de yılın belli dönemlerinde bu bahçelere gelip fotoğraflayarak "Buraları sosyal medyada ve farklı platformlarda kullanıyorum. Bu bahçelerde çektiğimiz fotoğraflar çok beğeniliyor." dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Olağanüstü Hal Rejimi Yöneticisi Dikran Avinyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm bölgesinde uygulanan kısıtlamalar hakkında yeni bir karar aldı. Karar, insanların serbest dolaşım hakkının Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm bölgesinde kısıtlandığını ve vatandaşların daimi ikamet yerlerinde veya istedikleri başka bir yerde zorunlu olarak kişisel tecrit edilmelerini tanımlamaktadır. Kişi tarafından seçilen öz izolasyon yeri bu kararla tanımlanan sürenin sonuna kadar değiştirilemez. Nüfusun serbest dolaşımı Ermenistan Cumhuriyeti bölgeleri ile Yerevan'ın idari sınırları arasında sınırlıdır. Artsakh Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine 76.471 seçmen, bir başka deyişle toplam seçmen sayısının %72.7'si katıldı. Bildiğimiz gibi parlamento seçimlerinde 12 siyasi güç ile 14 aday Cumhurbaşkanlığı için mücadele ediyordu. Ön sonuçlara göre Artsakh Cumhuriyeti'nin devlet başkanı adayı Aray Karutunyan önde gitmektedir. Mas İsmailyan ikinci, Vitali Balasanyan ise üçüncü sırada. Parlamento seçimlerinin sonuçlarına göre ise Aray Karutunyan'ın liderliğini yaptığı Özgür Vatan İttifakı'nı Samvel Babayan'ın Birleşik Vatan Partisi izliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin web sitesinden bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 39 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 1 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde teyit edilen toplam koronavirüs vaka sayısı 571'dir. 3 ölüm kaydedildi. Testlerin 2704'ü negatif sonuç verdi. Şu anda 537 hasta tedavi görüyor. 1 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin 31 vatandaşı koronavirüsten iyileşti. Suriye resmi Sana News Haber Ajansı'na göre İsrail savaş uçakları
Humus'u vurdu. Saldırı Lübnan hava sahasında gerçekleştirildi. Suriye anti-hava savunma sistemleri hedeflerine ulaşmadan birkaç füzeyi vurmayı başardı. Ölü ve yıkımlar hakkında bilgiler netleştiriliyor. Mesrop Maçtos adlı eski el yazmaları araştırma enstitüsü kitabın Van Gölü'ndeki Ahtamarlim ve Kıtut adalarındaki manastırların yazım merkezleri olarak sunduğunu bildiriyor. Bizim tarafımızdan bilinen makale mirası tamamlanmış ve bu yazıların listeleri hazırlanmış. Bu manastırların tarihinde bilinmeyen birçok sayfa da el yazmaları esasına dayanmaktadır. Van Gölü adalarındaki manastırlar 1. Dünya Savaşı sırasında kapanmaya zorlandı ve şimdi terk edilmiş ve ıssız durumdalar. Bu nedenle bu manastırlarda yüzyıllardır süren Ermeni kültürel yaşamının tanıkları, o manastırlarda yaratılan yüzlerce kitaplardır ve bu çalışma o kitapların araştırmasına adanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nuray Kardaşyan tarafından seslendirilen Hamşena Şorur adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.